Bismillahirrahmanirrahim. E, nafileler bölümündeyiz. Bitir ve nafileler başlığını okuduk. Şimdi faslun e, diye bir teravih ve diğer nafileler hakkında malumat verecek. et teravihu sünnetun müekkedetun teravih namazı, müekked sünnet bir namaz. Teravih namazının manası nedir? Teravih yani tervihten geliyor, rahatlamaktan, istirahatten geliyor. Çünkü e, haremeynin ehli harameynin adeti nedir? Teravih namazında e, dördü kıldıktan sonra e, bir o kadar kıldıkları süre kadar dinlenmektir, e, istirahat etmeleridir. Dört rekat bitti, o miktar kadar e, istirahat edip diğer dörde hazırlanmak için beklemektir. E, ve namazın her, her namazın sonunda böyle bir istirahat olduğu için, hani rahatlama, tervih olduğu için teravih namazı denmiş bu namazın adına. Müekked sünnettir. Bu konuda e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate iki gün kadar kıldırmışlar. Üçüncü gün cemaat artık caminin dolduğunu görünce ben farz olmasından korktum diyerekten çıkmamışlar ve bu beyanın da gündüzlüğünü belirtmişler. E, ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar <laughs> ashab-ı kiram kendileri müstakil kılmışlar. Sekiz rekat kılan var, yirmi rekat kılan var, otuz altı rekat kılan var mesela. Ee, Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde e, cemaat Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde cemaatin grup grup işte iki kişi orada, üç kişi orada, bir kişi orada namaz kıldığını görüyor. Ve Übey bin Kab radıyallahu anh'ın arkasında herkesin e, teravih kılmasını emrediyor. Ertesi gün tek bir cemaat arkasında e, tek bir cemaat halinde bu namazın kılındığını görünce ni'mel bidat diyor değil mi? Bu ne güzel bidattır diyor. E, fakat bu bidat midir? Değildir. Çünkü niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Übey bin Kab radıyallahu an zaten Medine'nin dış mahallelerinde bilhassa kadın cemaatine, teravihi cemaatle kıldırıyordu. Übey bin Kab zaten başka bir mahallenin imamıdır. E, orada cemaatlere cemaat namaz kıldırır. Teravihi de cemaatle orada kıldırıyordu. Ömer radıyallahu anh'ın bu yapmış olduğu e, Aleyküm bir sünneti ve sünnet-i rivayetine binaen sünnet kabul edilmiştir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın bu uygulamasına o günkü fakih ashabın tamamı ittifak etmişlerdir. Ve çok az müstesna ashab-ı kiram hep cemaatli kılmıştır. Kılmayan da münferet olarak evlerinde kılıyorlardı. O döneme kadar sahabe-i kiram şimdi sekiz rekat uzun kıraatlarla kıldığı, yani rivayetlerin hepsini özetleyecek olursak, uzun kıraat yaptıklarında sekiz rekat, eee kıraatları kısa yaptıklarına 20 rekat kıldıklarına dair rivayetler var. E, tabii yine Medine ehlinin 36 rekat, Mekke ehlinin 32 rekat kıldığına dair rivayetler de var. 4 mezhebin e, 20 rekat müekket sünnettir diye e, artık e, görüş birliğine rağmen Medine ehlinde uzun yıllar 36 rekat olarak kılındığı vaki. Hatta İmam Malik rahimahullaha Harun Reşit döneminde bir Medine valisi teravih'i 20 rekata düşürmeleri adına bir ferman gönderiyor. Fakat bu elçiyi İmam Malik ilk görüyor. Kimsin? Niçin geldiğini diye sorduğunda durumu anlatıyor elçiden niçin geldiğini, teravih'in 20 rekat kılınmasının noktasında bir emir aldığını söyleyince İmam Malik ben Medine ehlini bu amel üzere buldum. Bu insanların kendilerine miras olan bu ameli onlara kısma, kısmayın diyerekten engel oluyor. Ancak mezheplerin teravihin 20 rekat olduğuna dair yani görüş birliğinden bahsedebiliriz. Bugün 20 rekat teravih müekket sünnettir. Hanefilerden Kemal İbni Humam 8 rekat müekket sünnettir. 12 rekat müstahaptır demesi olmasına rağmen bu sözünün mezhepte bir değeri yoktur. E, mezhebinde, Hanefi mezhebinin de kabul ettiği görüş 20 rekatın tamamının müekket sünnet Olursun. olduğudur. Ben sefiler takılacağım kendi ben 8 rekat teravih kılacağım diyen bir adama bir şey demeyiz. Yani sen e, eksik yapmakla beraber, yani eksik yapıyor olmakla beraber teravih kılmıyorsun e, demeyiz. Çünkü eksik teravih kılıyor deriz yani. Sünneti terk ettin e, biraz ağır olur gibi. E, çünkü niye? Hani kıraat uzun olduğu, olduğunda 8 rekat kılınacağına dair rivayetler var ya, kılınan dair rivayetler. Ya bu yüzden sekiz 8 zekat kılıp mesela şöyle bir itiraz da geliyor bilhassa Avrupa'da. İşte yani bizim Türklerin camisinde 20 rekat kılıyorlar ama toplam 25 dakika sürüyor. Ya Araplar 8 zekat kılıyor, bir saat sürüyor. Yani ona gitmek istiyorum. Böyle bir ikilemde kalınca da o 8 zekata gidene sen tünneti terk ettin demek de çok doğru değil aslında. Hocam bir de şöyle bir itiraz ediyorlar ya yani gece namazı bu aslında diye. Evet. Efendim... Yatar, bırak, yatar, yatar. Hayır, söyle. Yani tamam gece namazıdır. Hatta Ayşe annemiz radıyallahu anh'a e, teravih ile ilgili de rivayetleri anlatırken, daha doğrusu Ayşe annemizden gelen Resulullah'ın gece namazları ile ilgili rivayetler teravih de oraya dahil ediliyor. Ayşe annemiz işte Resulullah 8 artı 3, 11 rekat kılardı diye bir umumdan bahsediyor. Umum bir rivayet var tüm yılları geceleri kapsayan bir rivayet var ama teravih burada müstakil rivayetlerle sabit. Bilhassa Hazreti Ömer'in uygulamasıyla sabit ve imamların bu konuda artık ittifakıyla sabit. 20 rekattır. 20 rekattan aşağı yapana sen teravihi kamilen yaptın diyemeyiz. Ancak teravih kılmadın sen mutlak nafile kıldın da demeyiz. Teravih kıldın ama eksik kıldın deriz yani. Peki. Et teravih o sünnetun müekkedetun. Müekked sünnettir. E, cemaatle kılınması da müekket sünnettir. Normalde nafileler cemaatle kılınmaz biliyorsunuz. Nafile namazları cemaatle kılmak bidattir hatta mekruhtur. Ancak teravih namazı bundan istisnadır. Çünkü cemaatle kılınmıştır ve böyle varis olmuş, böyle miras kalmıştır bize. E, teravihin e, cemaatle kılındığına, hatta mesela bir mahalle halkının tamamı cemaatle kılmayı terk etse günahkar olurlar sünneti terk ettikleri için. Ama 3-5 kişi mahalle mescidinde kılar da diğerleri evlerinde kılarsa Olabilir. Fakat evlerinde kılanlar cemaat sevabından mahrum olmuş olurlar. Fi kulli leyletin min ramadane Ramazan'ın her gecesinde kılınır <laughs> ba'del işai kablel vitri. Vitr'den sonra e, affen önce yatsıdan sonra kılınır. Yatsı namazından önce teravih kılınmaz. Ve ba'dahu e, ba'del işai kablel vitri ve ba'dahu yani Vitir'den sonra kılınacağına dair de biri var. Nasıl? Yalnızlıkla hı hı. vitri kılınır. Ondan sonra teravih kılınır. La Yani vitrin e, yatsıdan sonra kılınması vaciptir ama e, teravihten sonraya bırakılması vacip değil, sünnettir. Hocam, tamam. Ve badehu ibaresi burada da var. Hı, tamam. Caizdir, caizdir. Ancak sünnete uygun olanı vitriyi sona bırakmaktır. Ama e, yatsı kılınsa, bitirik sonra teraviye geçilse, la besbihi. Bir cemaatin cemaatle kılınır. 20 rekat olarak. Bir aşri teslimatin 10 selam verilerek kılınır. E, bu noktada arkadaşlar, evla olan 2-2 iki, iki, yani iki, iki kılmak 10 selam yapmaktır. 4-4 dört, dört kılmak, hanefilerce caiz olmakla beraber evla olan 2-2 iki, iki kılmaktır. Hatta Hanefiler 8-8-2 de yapabilir demişlerdir. Ebu Hanife'den bir rivayet var. Fakat yine evla olan nedir? 2-2'dir. 8'den yukarı çıkması ise Mekruh. mekruhtur. 10-10 yapayım veya 20'yi tek, tek bir selamla kılayım dese bu mekruhtur. Ve celsetin ba'de kulli erba'in bi kadriha. Her dört rekattan sonra da bir kadriha, o dört rekat miktarı kadar oturmak da nedir aynı zamanda? Yine e, gerekir. Tabi bu nedir? Vacip filan değildir. Hani teravih, istirahat olsun diye aynı zamanda e, işte ehli haremeynin, yani Mekke Medine ehli dört rekat bittikten sonra bir dört rekat kadar istirahat ederler, dinlenirler. Sonra dört kılarlar çünkü uzun kılarlar yapıyorlar aynı zamanda. Bu dörtten sonra salavat Salavat yani on şöyle dörtten sonra zikirle meşgul olmakta beis yoktur e, salavat çekilebilir. Bunda beis yoktur. Bu bizim ecdadımızın amelidir, evet. Yoksa şey de yoktur mesela. Hani Suud'da falan yok yani. Peki. Ve sünnetu fiha teravih namazında sünnet olan şey de el hatmu merraten. Bir kere hatim yapmaktır. Yani Kur'an'ın e, tamamını bir kere okumaktır. Hatim ve teravih kılmak sünnettir. E, müstahap manasında burada fela yutraku li keselil kavmi. Cemaatin tembelliğinden ötürü bu terk edilmez diyor. Ancak ee, Haskefi diyor ki, affen özür dilerim. İmam Kasane diyor ki, e, bu bizim zamanımızda zordur. E, bizim zamanımızdaki hani insanların e, işte teravihi hatimle kılmalarına gevşeklik göstermeleri e, normal, makul karşılanır. Ancak yine de kıraatı e, daha aşağı düşürmez. Yani en azından akşam namazındaki kıraattan aşağı düşürmez. Akşam namazındaki kıraat neydi? Her rakatta en azından ve duha aşağısından e, bir sure okumak ya, kamil bir sure okumak ya. Bundan aşağı düşmemesi gerekir diyor. O yüzden evla olan hani elem tera aşağısını okumak mı yoksa ayetler okumak mı? Evla olan aslında elem tera aşağısı okumak. Hatta Abdülhakim Arvasi e, Rahimahullah bu adeti çok güzel bulmuş. Osmanlı'dan kalan bir adettir bu. Böylelikle avam tabakası kıraatlarını düzeltme imkanları buluyorlar. Veya sureleri ezberleme imkanı buluyorlar diye teravih namazlarında elem teraşasının okunmasını daha münasip bulmuş. Tamam. Ancak bununla beraber iki veya işte üç ayet kadar okunsa da sıkıntı yok. Ya bugünkü evet bazı imamların kıraatları adama bildiğini unutur, unutturur yani. <laughs> o da ayrı bir şey. Peki. Ancak dedik yani işte hatimle takip etmek lazımdır. Cemaatin gevşekliğinden ötürü imam bunu terk etmez diyor. Ancak bu fi zamanihim yani. Değil mi? Bizim zamanımızda böyle mümkün değil yani. Ve tukrahu kaiden ma'al kudreti alal kıyamet. Ayakta olmaya gücü yettiği halde kişinin oturarak teravih kılması mekruhtur. Normalde nafile namazlar oturarak e, kılındığında caizdi, mekruh olmaksızın caizdi fakat sevabın yarısı vardı. Ama teravih namazı kuvvetli bir müvekkil sünnet olduğu için tıpkı sabah namazında olduğu gibi oturarak kılınmaz. E, ancak e, imam e, ayak, e, oturarak kıldırıyorsa teravihi bir özürden ötürü cemaat ona ayaktayken uyabilir. Bunda veis yok ve yutiru bi cemaatin fi ne fakat. Sadece Ramazan'da vitir de cemaatle kılınır. Başka şekilde cemaatle kılınmaz. ve bu mekruh görülmüştür. E, Hanefi fukahası yılda iki veya üç defa cemaatle kılınmasına mekruh denmez demiştir. Fakat bizde uygulama yani artık tevarif eden uygulama nedir? Ramazan dışında bitirin cemaatle kılınmamasıdır. Vitir Ramazan hocam. E, İmam Şafiye cemaat halinde olursa nasıl yani imam selam verdiğinde o kişi selam vermez. hanefi selam vermez. Kalkar. Bekler, ee, kalkar şöyle. İmam, selam, veriyor, evet. o, kalkıp, şey, i̇mam selam, selam verdiğinde biz kalkarız. Devam, devam eder, Onu bekleriz. O zaten şey yapacak ya. Ama Hanefi imamsa, cemaat-i ise bize oyalar. Çünkü bizimki maçı olur. Ee, hanefi şöyle. E, tabii çünkü Hanefi olan, ikinci rekattan üçe kalkacak ya bitirde. Şafi olan da orada selam verir, kalkar. O selam verir, kalkar. Selamı terk etmez orada. Evet. Yok, müstakil kılıyorlar orada. Müstakil kılıyorlar. Vel eftalu fissuneni, sünnetlerde yani artık diğer sünnetlerde, diğer sünnet namazlarda eftal olan el menzilu evde kılmaktır. İllet teraviha, teraviha için. Diğer sünnetlerde evde kılmanın eftal olması hani nafileyi göz önünde yapmamak babındandır. Tabii bu uygulama bizim ülkemizde mümkün değil. Çünkü neden? Şimdi bizde e, namaz vakitlerine sünnete uygun vakitte durulmuyor. Farz namazlara, camilerde. Çünkü sünnetteki uygulama nedir? E, ezan okunduğunda bizdeki ezan namazın cami, e, camide hemen kılınacağının işareti gibi okunuyor. Halbuki ezan vaktin girdiğini belirtmektir. İnsanlara ilan etmektir. İnsanlar ezanı duyduklarında meşgul oldukları işi bırakırlar. İşte abdest ihtiyaçlarını görürler. Sünnetlerini kılarlar ve camiye gelirler. Bu süre öğlen, yatsı, ikindi namazları gibi vakitlerde takriben 20-25 dakikadır. Yani ezanla kamet arasında bir 20 dakika konması gerekiyor aslında. Ki arada insanlar bu dediklerimizi yapabilsinler. Abdest alsınlar, sünnet tıkılsınlar, camiye gelsinler. Bu yüzden evde sünnet tıkılmak evla evladır. Ama günümüzde Ezan okunsa ben burada sünneti durmaya kalksam farza yetişemem camiye. E bu durumda e, biz bunu terk etmiş oluyoruz. Bir de zaten bizim ülkemizde e, sünnetler olmazsa olmaz gibi ya cemaatin gözünde. Öğlen namazının e, işte dört rekatlık sünnetini kılmazsam öğlen namazının farzı da kabul olmaz. Gibi bir zan olduğu için bizim ülkemizde. Ve cemaatteki, camideki herkes zaten öğlen namazını on rekat olarak tamamladığında camide kılmak e, gösteriş olmaz. Riya olmaz. O halde evlerimize pekine kalacak bu sefer? İşrak, kuşluk gibi namazlar kalacak yani. Ramazanda e, oruç tutmaya, yani, kılmelerini... Yanlıştır bu. Teravih namazı orucun değil, Ramazan günlerinin sünnetidir. E, o yüzden bir kimse seferde de olsa, e, hastalığından ötürü oruç, oruç tutamıyor olsa da Ramazan'a kavuştuğu için teravih kılmalıdır. Teravih dışında diğer nafileler evde kılınır dedik. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evlerinizi mezarlıklara, kabristanına çevirmeyin Namaz kılınız buyurmaktalar Ne olacak peki? Aynı uygulama şurada da mesela oluyor Hani ufak çocuğu camiye getirme noktası var ya iki yaşında çocuk camiye getiriyor Bu çocuk ağlıyor Saflar arasında geziyor Durdan da anlamıyor Cemaatin de huşusunu bozuyor ya Bu çocuğu camiye getirmek mekruh Getirme e bu çocuk camiyi veya namaz alışkanlığı nerede öğrenecek? Evde öğrenecek. Yani sen e, çocuğa evde namaz alışkanlığını kazandıracaksın. Evde de namaz kılacaksın, nafileler kılacaksın ki çocuk namazın ne olduğunu görsün. Artık e, camiyi bir üst mertebe olarak görmesi gerekiyor çocuğun. Artık böyle 4 yaşında, beş yaşında dur deyince duracak. Konuşma deyince konuşmayacak noktaya gelince çocuk camiye getirilir. Yoksa camilere oyun parkı kurarak çocuk camiye alışmaz yani. Ramazanda kadınlar... Gelmen ritüel getirmişler. Evet. Yani Ramazan'daki teravih meselesi diğer zamanlarla aynıdır. Yaşlı kadınlar gelebilirler yatsı namazına ama genç kadınların gelmesi Hanefi mezhebinde mekruhtur. Gelmezsek evde zor kılıyoruz. Evde kıl, evde zorlan filan hani. Hani gelmemek, gelmezsem evde hiç kılamıyorum. Yani olabilir. Yani evde eksik kılmak mı, camiye gelmek mi? Evde kılması daha iyi. Hiç kılamıyorum. Hiç kılamıyorsa camiye gelince kılacak, evde kalınca kılmıyorsa yani o zaman olabilir gibi ya sanki. Namazdan kopmasındansa camiye gelmesi. Ya zaten şöyle, şöyle bir şey de var yani. E, bu kadın iftara şeye gelip de yani Eyüp Sultan'ın ablusunda iftar yapıp teraviye katılmazsa bu zaten abesle iştigal. Veya İftar yemeğine dışarı çıkıyorlar, restorana gidiyorlar, lokantaya gidiyorlar. Teravihe, camiye gelmemek değil yani. Şimdi burada kadının camiye gelmesini mekruh sayıldığı dönem, cami içinde olsa kadın evden çıkarmamak. Ama bugün Can, kadın zaten. zaten kadınlar dışarıda. Peki Anladım. o zaman e, cemaate katılmasın. Mesela kadın çarşıda. Kadın çarşıda. Yani kadının dışarıda olmasının sebebi namaz değil işi için çarşıya çıktı. Ee, namaz vaktinde işini devam etsin. Cemaat, erkek cemaat dağılınca gelsin camide kılsın vakti namazını sonra evine gitsin. Bu olabilir. Hani e, kadı, evde duran kadını e, cami içinde olsa evden çıkarmak meşru değil. Evde otursun. Evinde karar kılsın. Vakar nafi bu Evinde kalsın. Ama hasbel kadar zaten dışarıdaysa ola kardeşim camiye gelsin o zaman. Mantığı işler yani. Tamam. Evet. Faslun fil kusuf. Kusuf namazı, yani güneş tutulması namazı. E, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde bir iki defa vuku buldu. En meşhuru oğlu İbrahim'in e, radıyallahu an vefat ettiğinde güneş tutulmasıydı. Bir buçuk yaşında oğlu İbrahim, Mariye'den doğma. Vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tedfin, e, tedviniyle... E, defin işlemleriyle, tekfin, tetfin işlemleriyle uğraşırken güneş tutuldu ve cemaat Allah Resulü'nün oğlu İbrahim öldüğü için güneş tutuldu. Allah güneşi kapattı diye konuşmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi sellem de ay ve güneş rivayette gelecek zaten. Ay ve güneş Allah'ın iki ayetidir. Hiç kimsenin doğumundan veya ölümünden ötürü tutulmaz diye beyanatta bulundular. Peki güneş tutulmasında ne yapılır? Şimdi güneş tutulması olayı müthiş bir doğa olayı değil mi? Müthiş bir mucize aslında. Mevla Teala'nın kudretinin bir işareti böyle bir Mevla bize kudretini izhar ettiğinde normal güneşin işte her gün doğup batması rutin olduğu için bize çok fazla farklı gelmiyor ama Güneş tutulduğunda farklı geliyor yani aslında şunu gibi düşünün şöyle bir farkındalık oluşturayım kafanızda iki insan birbirine çok benzediğinde şaşırırız. Nasıl benzerler bunlar birbirlerine falan diye. Halbuki iki şeyi benzetmek çok kolaydır. İki şeyi ayrı yapmak zordur. Altı milyar, yedi milyar insanın farklı e, suliyeti olması. Yani herkeste iki göz var, bir burun var, bir ağız var, iki kulak var. Ama bunların şekilleri yerlere konmasından yedi milyar kombinasyon oluşmuş. Ve Osman Ömer'den çok farklı. Benim buna şaşırmam gerekiyorken Osman'ın kardeşi Osman'a benziyor diye şaşırıyorum. Nasıl benziyor ya falan yapıyorum esas nasıl benzemiyor ya bunlar diye şaşırmam gerekiyor. İki göz, iki göz, bir burun, bir burun. Nasıl benzemiyor bunlar abi ya demem lazım benim. Mesela, değil mi? Şimdi aslında her gün güneşin açık bir şekilde ortada durmasına şaşırmam gerekiyorken ama hep gördüğüm için, rutin bu olduğu için ondan gafil kalıyorum. Güneş tutulduğunda Mevlam'ın yeni bir kudretini ortaya hani bana izhar olduğu için Mevlam'ın tekrar kudretine karşı boyun büküyorum böyle bir ibadete yöneliş. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları ibadete teşvik etmiş bu hususta. Peki, kusuf yani güneş tutulması namazı. Bir de husuf var, o da ay tutulması. Yusalli imamul cumuati bin nasi. cuma imamı, yani cuma namazı kıldıran imam, insanlara namaz kıldırır. kusuf kusufu şemsi. Güneş tutulduğu anda rekateyni iki rekat şeklinde. Yani burada bakın İmamul Cumaati dedi. Yani sultan veya nabi veya onun işte cuma kıldırmakla mükellef olduğu bu gerekiyor. Çünkü mezhebin tercih görüşü aslında eğer e, cuma kıldıran imam yoksa e, ve o namazı kıldırmıyorsa herkesin müstakil kılmasıdır. Ama e, mesela biz medresede şimdi bugün kim tutuyor, e, kim kılıyor güneş tutulması namazını? Kimse kılmıyor yani. Bizim ülkemizde böyle bir uygulama yok. Maalesef yok. Halbuki günler öncesinden belli oluyor güneşin tutulması. Böyle bir aslında organizasyon yapılabilir Diyanet tarafından. Mesela biz medresede yapmıştık bir kere güneş tutulduğunda. Hani aslında cuma imamı yok. E, herkes ferdi kılınsın mı? E, cemaat yapalım en azından bu ibadet otursun tekrar insanların zihnine yerleşsin diye yapmak lazım. Aynı de kusuf şems rek'ateyni iki rekat namaz kıldırır. Fi kulli rek'atin ruku'un vahidun. Her bir rekatta tek bir ruku vardır. Şimdi arkadaşlar zaten bir namazda bir ruku vardır kabulünden ibarede ben bunu gördüysem sormam lazım. Niye bu ibareyi koydu buraya? Her rekatta bir ruku vardır diye. Şimdi fıkıh böyle okunmalı. Farklı bir şey gördüğümde bir nüansı gördüğümde hemen orayı yakalamam gerekiyor. Çünkü rivayetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ruku yaptığı işte üç rüku yaptığına dair rivayetler var bu namaz esnasında. Ancak Hanefilerin delil almış olduğu rivayette, Ebu Davud'da geçen rivayette Allah Resulü tek bir rüku yaptı. Ancak o kadar çok uzun rukuyu uzattı ki rukusu rükusu bitmeyecekmiş gibi hissettik diyor sahabe-i kiram. Hani kıyamda durdu, o kadar çok kıyam yaptı ki hiç kıyam bitmeyecek zannettik. Sonra rukuya vardı. Bu ruku bitmez diye düşünmeye başlayınca rukudan kalktı diyor Efendimiz Aleyhisselam için, namazı için. Yani namazı uzatıyor. Çünkü e, ee, şunu yapmaya çalışıyor Efendimiz Aleyhisselam. Güneşin tutulma süresi boyunca ibadette meşgul olmak. İbadette kalmayı amaçlıyor. Evet. Tamam. Şimdi o yüzden Hanefilerin almış olduğu rivayette tek bir ruku var. Şafilerde iki ruku yapılır. Ali radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet bu. E, ee, Bizde ise e, tek bir rukudur. E, ve yutilu el kıraete kıraatı uzatır bu e, şeyde namazdayken e, ve yuhfiha e, veya ve kısa tutar. Sessiz. Şey yani efendim e, giz, gizli okur. E, gizli okur ancak imameyne göre ve kala yecheru e, açıktan okur. E, Ebu Hanife'ye göre kıraat sessiz olur çünkü bu gündüz namazıdır. Gündüz namazlarda kıraat sessizdir. İmamen ise e, açıktan okur diyor çünkü Allah Resulü'nün açıktan okuduğuna dair rivayet vardır. O ba'dahuma sonra bittikten sonra dua yapar hatta tenceliye şemsu Güneş açılıncaya kadar, güneş eski haline dönünceye kadar duayı sürdürür. Cehri olması. Vela <laughs> yahtubu hutbe yapılmaz. Yani güneş tutulmasında hutbe yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın, diğer mezhepler hutbe yapar diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, yani işte oğlu İbrahim'in ölmesiyle ilgili olan meselesini hutbe olarak algılamışlardır. Biz de öyle yorumluyoruz rivayetleri. Biz o yüzden hutbe yapmaz diyoruz. Fe inlem yahtur. <laughs> Eğer imam yoksa cumayı kıldıran imam yoksa sallu furada herkes tek başına rekataini ev erbaan 2 veya 4 rekat namaz kılar. Kel husufi güneş ay tutulması namazında olduğu gibi. Çünkü ay tutulmasında cemaat yapılmaz. Herkes ferdi kılar. 2 rekat veya 4 rekat. Aynı zamanda ve zulmeti ve rihi vel feza'in. Zulmet yani Gündüz vakti bir anda havanın kararmasında, çünkü bu dehşet anıdır, hemen namaza yönelip Allah'a sığınmak, Ya Rabbi beni bununla e, azap etme diye dua etmek lazımdır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın güneş tutulmasında yaptığı, yani güneş tutulma namazında yaptığı duada, Ya Rabbi sen bana vaat ettin, ben işlerindeyken onları azap etmeyecektin diye duasını böyle e, güneş açılıncaya kadar sürdürdüğüne dair rivayet var. Yani, ya Rabbi ben sen bana, senin bana vaadin var, ben buradayken, ben onlarlayken onları helak etmeyecektin diye dua etmiştir. Var mı? Yani gündüz vakti bir anda karaltı çöküyor ya. Hani bir anda hava bozuyor. A, Siyah bu, bulutlar o, o, geliyor. işte. Hı, ya mesela şimdi şöyle e, karanlık oluyor canım. Yani niye olmasın? Bir anda tabii gece gibi karanlık olmasa da hava kararıyor. Işık ışık, yani yak yakacak. Hani gündüz vakti evde ışık yakacak hale geliyorsun yani. Mesela bu bir anda gelen bir hal olduğu için İnsanı insanı dehşete düşürür, korkutur yani. Ve veya şiddetli bir rüzgar olduğunda vel feza veya düşman gibi bir korku olduğunda da yine namaz kılınır ama herkes tek başına kılar. Üçüncü, çok Kılınmaz. Faslun <laughs> filistiska yağmur duası ile ilgili bir fasıl. Şimdi yağmur duasında arkadaşlar namaz kılındığına dair bir rivayet var. Bir de kılınmadığına dair rivayet var. Ebu Hanife Reymahullah namaz yok duru almıştır. Bu yüzden müellif de la salate bi cemaatin fil istisqai. Yağmur duasında e, cemaatle namaz yoktur görüşünü almıştır. Bel bilakis duaun ve istiğfarun dua ve istiğfar vardır demiştir. Fe in sallu furada caze. Ancak herkes müstakil iki rekat namaz kılıp öyle yağmur duasına çıkarsa bu da caizdir. Ve kala imamense ve yusallil imamu bin nasi ferdi. ferdi ferdi evet. Eee yusallil imamu bin nasi rek'ateyni like demiştir. Eee göre ise yine imam iki rekat namaz kıldırır insanlara. Ya cehru fihima bil ve kıraatını ne yapar? Cehri yapar demiştir. Ve yahtub evet. İmamenin görüşü evet bu. Ve yahtubu ba'dahuma hutbeteyni kel'idi. Ende Muhammedin. Eee İmam Muhammed'e göre yağmur duasından sonra iki hutbe yapılır. Yani iki hutbeden kasıt ne? Hani oturup kalkılıyor ya cumada da olduğu gibi. Bunu kastediyor. Ve inde bir Yusuf'e hutbetun vahidetun. Ebu Yusuf'a göre de tek bu hutbe yapılır. Yani orada insanlara tövbe etmeleri, istiğfar etmeleri hatırlatılır yani. Ve la yaklibul kavmu erdiyetehum. Cemaat ridalarını, kıyafetlerini ters çevirmezler. Yine bakınız e, normalin hilafına bir ibare geldiyse bir rivayet var demektir çünkü e, bazı hadislerde Efendimizin istiska yaparken yağmur dasesi yaparken cübbesini şöyle ters çevirdiğine dair eteğini şöyle üzerine aldığına dair veya sağ tarafını sola solu sağa giydiğine dair e, rivayetler var. Bu ne demek yani ters giydirmek? Ya Rab içinde bulunduğumuz hali terse çevir, kıtlığı berekete çevir gibi bir e, tefaüldür yani bu. Yorum yorum manasındadır yani. Ama Ebu Hanife Rahimahullah bu, bu, yoktur diyor. Bu yapılmaz diyor. ve yaklibul imamu inde Muhammedin. Ama İmam Muhammed'e göre ise bunu yapar. ve yuhricune ve yahrucune felasete eyyamin. Üç gün boyunca çıkarlar. Arka arkaya çıkarlar. Fakat ancak üç günden sonra çıkmayı bırakırlar. Hani ara verirler. Hani ısrarla gidilmesine rağmen yağmur verilmedi diye tan oluşmasın diye Müslümanlara. Ancak hatta mesela hayvanları da götürürler. Çünkü hayvanların da suya ihtiyacı vardır. Hatta şu manadır. Ya Rab bizim gibi günahkarlar yüzünden bu masumların, bu masum hayvanların yani rızkını kesme diye dua manasında da aynı zamanda bu. Ancak ve yahduruhu ehlü zimmeti. Zimmet ehli yani Yahudi Hristiyanlar yağmur duasına katılmazlar. Niye katılmazlar? Onları dahil etmezler. Olur da yağmur yağdığında duadan sonra hani onların da katılmasıyla vesile oldu. Onların duaya amin demesi veya onların duada bulunmasından ötürü Allah yağmur verdi diye e, cahillerin, avam tabakasının kalbindeki itikat bozulmasın diye böyle bir uygulama vardır. Evet. Evet. <laughs> evet. Var mı başka soru? Olabilir. Olabilir. Ama hani Müslümanların duası yerine onların ikisi kabul olduğu gibi bir e, kalpler bozulmasın diye çıkarılmazlar. Tabi, 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 tabi. Olursun niye olmasın? Allah verir. Peki burada kalalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.